Herkese selam. Püsrüke kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün 10.000 TL yatırılmış hesabı sıfırdan kuracağız. Erkul'un hesabındayız. Bakın nasıl bir kadro varmış. Bu arada gece yayından çıktım. Sabah ilk saatlerde bu videoyu çekiyorum. Sesim için kusura bakmayın lütfen. Öğleden sonra işlerim var. Çıkmam lazım. O yüzden sesime bak sesim böyle olduğu için bir teselli like'ı istiyorum dostlar. Bakalım nasıl bir kablosu sormuş çok merak ediyorum. 4-1-4'ü bırakmış bize. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde. Öncelikle menajer kısmına bakalım. Menajer değiştir diyelim dostlar. Ee, Portekiz paketini almış bu arada gördüğünüz gibi. Martinez var. martinez'e baktığımızda. Uzun top 88 oynayan bir menajer dostlarım. Döşamp var. Gördüğünüz gibi Fransa paketi de alınmış. Aynı zamanda Chabi Alonso ve Mikel Arteta'nın da olduğu görünüyor. Bakalım 10.000 TL'ye nasıl bir kadro kuruluyor. Kolektif güç kaç oluyor. Birlikte kontrol ederim. Bu arada dün yani ben ne zaman attım bu videoyu bilmiyorum. Pazar gecesi Fransa milli takım paketiyle full oynadık. Fena değildi oyuncular. Hoşuma da gitti. İyiydi yani. Sizler de Fransa paketini aldıysanız memnun musunuz, değil misiniz yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi kaleci Samba birazcık hatalı goller yemişti açıkçası. Hemen şöyle baktığımızda herhangi bir DPC yok. Bu birazcık üzücü. Samba'ya tekrardan geleceğim. Hemen şöyle sözleşme yenileme öğesine bakalım. En azından sözleşme yenileme öğesinde bir problem yok. Toplamda 850, değil mi? Evet, 850 günlük bir sözleşme yenileme bileti olduğu görünüyor dostlarım. Şimdi kaleci ile başlayacağız. Kaleci olarak Donnarumma'nın... Ee, abi Donnarumma'yı yapıştırmış bile helal olsun. Donnarumma bu arada bugün gelen paketlerden değil mi? Bu Donnarumma'yı aldığımızda 102 oluyor. Bir şöyle bir inceleyelim. Donnarumma gerçekten artık oyunun sağlam kalecilerinden biri olacak mı olmayacak mı? Donnarumma'yı kontrol ettiğimizde şöyle bakalım. Kaleci özellikleri fena değil. Zıplama 88... Bakıldığında açıkçası e, kaleci şeyleri etkin. Bu arada destansı olarak gelen kaleciler her zaman için fena değil. iyi oluyor yani açıkçası. E, bu kaleci de 1.96 donorunma. ne kadar iyidir kötüdür artık kullananlar yorumlara yazacaklar. Biz daha çıkaramadık açıkçası. E, Trend yol süperlik paketi de gelmiş. Açıkçası hani Mertens falan iş iş yapar mı diye baktım ama maalesef ki özellikle Trend Süper süperlik bostunu da çıkarırsak çok aman aman işe yaramıyor. O yüzden çok aşırı ee, tatmin edici toplar olmamış açıkçası. Hemen stoper kısmına bakalım. Dida da var bu arada ama 102'lik Donnarumma varken onu kullanmak lazım. Stoperi kontrol edeceğiz. Bekan Bauer var. Hemen şurada bitiriyoruz. Portekiz milli takım paketi aldığı için Portekiz oyuncuları da olacak tabii ki de. Delight var, Saliba var, Kunde var gördüğünüz gibi. Şimdi Bekan Bauer'ı bence ilk önce buraya alalım. Saliba'yı buraya alalım dostlar. Delight var. Delight kaç oluyor? 100 oluyor. Peki bu kardeşimiz kaç oluyor? 100. Şöyle basılma bir şey var mı? Yok. O zaman şöyle yapalım. Kunde var. Kunde kaç olacak? 99. Baston de 99 olacaksa o zaman şöyle yapacağız dostlar. Delight'ı alayım. Delight'ı şöyle çekeyim en azından. 3 stoper olsun. 100 olsun. Tadından yenmesin diyoruz. Başka 100 rating herhangi bir oyuncu olabilir mi diye baktığımda. Upamecano var. Upamecano'da yüz olmaz. Upamecano'yu dün oynatmıştık. Gerçekten e, açık söyleyeyim e, eskiden daha kötü bir karttı. Son dönemlerde uzun süredir de kullanmadık bu arada. Ee, hani son dönemlerde değişmiştir, daha iyi olmuştur diye. Çünkü hız ve hızlanması arasında çok büyük fark var o şeyin Upama ee, Ama baktım fena değildi yani oynadı. Eskiden daha kötü bir karttı diye düşünüyorum. Yani oynatmak isteyenler oynatabilirler. Şöyle Marquinhos'u da aldığımızda gördüğünüz gibi 99'un üzerine çıkamıyoruz. Şöyle Saliba'yı alayım. Saliba'da bir şey olmuyor. Bazen bek oynayabiliyor oyuncular. E, basılmış olabiliyor. Defansif orta sahaları vesaire Beckenbauer'ı koyduk ama sağlam bir defansif orta saha bulursak tabii ki de Beckenbauer'da stopere çekebilme imkanımız olacak. Şimdi sağ bek ve sol bekleri kontrol edelim. Öncelikle sol bek Nuno Mendes de varmış pakette bu arada. Çok güzel. Costa Kurta'yı gördüm. Costa Kurta'yı gelip buraya alabilirim. 101 rating olur. Hernandez var. Hernandez'in bu arada milli takım paketinden ise 96 reytinglik kartı var gördüğünüz gibi. Çok daha iyi. Ama başka sabek var mı? Philipp Lahm var. O zaman şöyle yapacağız dostlar. Philipp Lahm varsa kardeşimizin bizi bıraktığı dizilişi tekrarlayacağız. Ve o dizilişte hemen Philipp Lahm'ı gelip buraya koyacağız. Çünkü da var. da zaten 102 defansif orta sahada. Olur da sağlam bir defansif orta saha bulursak... Beckham stopere çekip defansif orta sahaya o uygun, güzel bulduğumuz, kaliteli bulduğumuz defansif orta saha oyuncusunu da koyabiliriz. Sağ bekler de fena değilmiş. Chihomeni var bu arada defansif orta sahada. E, Ruben Neves'i almış 95. Şöyle baktım. Defansif orta sahada çok aşırı bir oyuncusu yok. Problem değil. 95 Rice'lar falan var. 95 Ruben... Aa, Rodri var mesela 96. 96 Rodri'yi alırsak şöyle yapıp... 96 Rodri'yi de buraya alırsak şöyle 101 yapmış olacağız. En azından rating olarak biraz daha bizi arttırmış olacak gördüğünüz gibi. Şu anda 100 rating bir tane Portekizli oyuncu var. Onun dışındakiler 101 ve 102 devam ediyor. Çıktık yukarı. Sergio var, Iniesta var gördüğünüz gibi. Sergio kanat da oynayabiliyor. Iniesta'yı da gelip bu arada Toni Kroos da var. Şimdilik bunu da alabiliriz. Gördüğünüz gibi 4-1, 4-1 dizilişinde 100 reyting sadece bir tane oyuncu var. Geri kalanlar çok daha iyi. Şu 100 reytinglik oyuncu ne yalan söyleyeyim gözüme battı. Onu böyle 101 ve üzeri yapabilirsek bir şekilde çok daha iyi olur. Belki diziliş de değiştirebilirim. Duruma göre bakacağız. Çıktım yukarı. Başka kimleri bulmuş diye. Abdülkadir Ömür var. Bu Songrak ismidir nedir? Fakir mescisi var. Çıktık yukarı. Hadi be iyi oyuncu. Gulit Skos. Şimdi bir dakika. Aa, sağ kanat da oynayabiliyor Skos. Süper yani daha doğrusu. Bence sağ kanat oynayamıyor. Sağ kanat basmış yani kardeşimiz. Hemen şöyle baktığımızda bütün her yerde oynayabildiği görünüyor. Sağ kanat bastığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Aynı zamanda Santrifor'a Gullit'e koyabilirim ve 2016 kolektif güç şu anda yapabilirim. Daha sağ açık, sol açık ve Santrifor'lara bakmadık dostlar hesapta. Bir de onları kontrol edeceğiz. Şu ana kadar ama bakıldığında dediğim gibi sadece o 100 stoper var. Onun dışında ya yani üçlüye geçsek olmaz. Bir ayar çekeceğiz arkadaşlar. Bir bakacağız. Merak etmeyin. Maradona var. Maradona varsa şöyle. Iniesta burada oynamıyor. Ee, Maradona'yı ister istemez oynatmak zorundayız. Maradona'yı oynatmamak olmaz. Maradona'yı şu şekilde en azından 104 yapacağız. Ee, 10.000 TL kadroda. Bırakın birazcık yüksek olsun. Ee, 2, 4, 5, 6, 7, 8... 9 tane oyuncu destansı şu anda 2 tanesi değil ama daha belli değil. Rafael Lao Felix var. Bu arada Portekiz milli takım e, paketi de fena değilmiş ha. Rafael var. E, bakıldığında e, Felix falan e, fena değil ama tabi uzun top çok fazla. Menajerde tercih edilen bir menajer değil. Bence o yüzden biraz geri planda kaldı bizde diye düşünüyorum. Kiyaza'yı da gördüm bu arada. 101 rating e, oyuncu varken şuraya Chiesa'yı alıp 102 rating yapabiliriz. Van der Fart var. Eee Van der Fart yani şu anda e, yani Iniesta'yı şöyle alıp dostlar Van der Fart falan ya yani en azından bir oyuncuları şöyle yapabiliriz. Şöyle yaptığımda en azından bir oyuncuyu daha destansı yapmış olacağız. Sadece stoper kaldı destansı olmayan. Dembele var, Lionel Messi var. Oo şimdi işler tabii ki biraz daha değişiyor. Şöyle de yapabiliriz bu arada. Şuraya Messi olur mu? Buraya oha. Basmış bu arada bunların hepsini helal olsun ha. E, yüzüşlük oyuncuyu almamazlık olmayacaktır tabii ki. Iniesta onu e, Frank Ribery. Frank Ribery bu arada 102'de kalıyor diye biliyorum. Aynen öyle. Frank Ribery de var. O da 102'de kalıyor. Güzel. Baktık yukarı Grizz. Ya asıl bundan sonra başlıyormuş. Dostlar bu kadar hücumcu varken... E, açık söyleyeyim Philip Lam da var ama ileri hattı çok iyi. Şu Ruben Diaz'ı dostlar bir saniye hemen şöyle çıkıyorum. Bir genel diyeceğim şunun stoperi bir şekilde değiştirmemiz lazım. Bir yolunu bulmamız lazım diye düşünüyorum. Stoper basmış mı? Vallahi bir şey, Hani hiç belli olmaz stoper basmış olabilirdi. E, bir tane stopere ihtiyacımız var ya. Tony Cross var. Tony Cross'u basmış mı stoper? Basmamış. Eee Sergio sol bek sağ dostlar şöyle Evet tamamdır. Sol beki en azından Sergio'yu alabiliriz full destans yapmak için. İleri ee, ileri hatta baktığımızda yapacağımız şey şu. Tabii ki de Cruyff'ı alacağız 104. Drizman alacağız 105 olacak. 2041 kolektif güç yapmış olduk gördüğünüz gibi. İsterseniz gelin yedekleri de şöyle bir alalım. 103 şöyle Frank Ribery'i illaki alacağız. Şöyle Iniesta da 102 oluyor. Bu arada ilk 11'i ciddi anlamda çok iyi kurduk. Ee, yedekler mesela şöyle bayağı 103 oyuncu olsa yani rekor falan ya da rekora yaklaşma durumu da tabii ki de olacaktı. Şöyle Haaland'ı aldım 101. Maradona'mız var. Maradona'yı alamıyoruz. 104'ünü aldığımız için Neymar alabiliriz. Şöyle hemen. E, ee, Kylian Mbappe'yi alıyoruz. Şu stoperden kurtulamadık aldık. Bu arada Hernandez kaç oluyor? Şöyle Hernandez. Hernandez 99 oluyormuş. O zaman şu kardeşimizi alalım. Son olarak da bir şuna bakacağım. Evet değişmiyor. 3183 kolektif güç. Gerçekten fena bir kolektif güç değil. Sonradan açılan bir hesap. Aslında defans da çok iyiydi. Ama defans da bir şekilde e, yani Dördüncü defans oyuncusunu bulmakta zorlandık ama Sergio'nun sonradan oynadığı aklımıza geldi. 3183 kolektif güç fena değil. Vurduğu gol olsun kardeşimizin izlediğiniz için çok sağ olun. Bugün çıkardığınız toplar neler? Yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.